arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel modelimizi çalışacağız ben biraz çalışarak hazırladım bakınız bu modelimizde çeyizlik örgülerimizde kullanabiliriz etol şal atkı yelek kırka yazlık bluz nerede istersek bu çalışmamızı yapabiliriz fıstık dolgularımızın zarafetini görmekteyiz arasında zincir geçişlerimizde birlikte Evet modelimizin yapımına başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla bizleri desteklerseniz çok mutlu oluruz. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Evet modelimizin yapımına hemen geçelim. Şöyle arkasına da bir göz attıktan sonra ben iki buçuk numaralı tığımı kullanıyorum ve aşağıda görmüş olduğumuz gibi Öreceğiniz boyuta uygun olarak kutucuklarımızı hazırlayarak modelimizi yapmaya başlıyoruz. Zincirimizi çekerek başlıyoruz. Öncesinde kutucuklar hazırlıyoruz. Şöyle zincirimi çekiyorum. Öreceğimiz örgümüzün boyutuna uygun olarak zincirimizi çekelim. Modelimizi kurmaya yetecek kadar zincirimi çektim ve geriye dönerek kutucuğumu hazırlamaya başlıyorum. 1 2 3 4 5. 5. zincirin içine tığımın başını bir defa doluyorum. Batıyorum. 1 2 defa da çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir atlayıp ikinciye batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum, bir atlıyorum, ikinciye batıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir atlayıp ikinciye batıyorum ve bu şekilde kutucuklarımızı bir zincir, bir atla şekliyle zincirimiz tamam olana kadar ilerletiyoruz. Kutucuklarımızı hazırlayarak geldim. 2 tane model üzerine çalışacağız. En son trabzanın üzerinden 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını bir defa dolayarak ilk kutunun üzerine batıyorum. 1, 2, 3 defa da alıyorum. Bir tane kenar trabzan grubumuzu ördüm. Kafesimizi 1, 2, 3. tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Hemen yanındakini atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Burayı örmüyorum. Bir sonrakine gelerek 3 defa doladığım fıstığımı örüyorum 3 defa doladım tek seferde kapadım 1 2 2 zincirimi çektim aynı yere 1 2 3 ipiniz ince ise ya da kalın istiyorsanız daha fazla da sarabilirsiniz tek seferde geçtim 1 2 bakın çift bir tane çift fıstık grubumuz ördüm hemen yanındaki kafesi yine buradaki gibi çift olarak fıstık grubumu örüyorum 2 ve 3 çekiyorum kapatıyorum ve bir zincir aynı yere 1 2 3 tek seferde çekiyorum 1 2 3 4 4 fıstıktan sonra dört tane zincirimi çekiyorum ikişer ikişer aynı yuvaya kurdum. Şimdi 4 tane zincirimi çekmiştim. Yandaki yuvaya atlıyorum kafesi. Bir sonraki kafesin içerisine 3 defa da dolayarak aldığım fıstığımı örüyorum. Tek seferde geçtim. 1, 2, 3, 4. Bir fıstığımızın önünde ve arkasında 4 tane de zincirimiz var. Yeniden şuradaki gibi çift fıstık grubunu bir tane kutucuk atlayarak devam ettiriyoruz. tamam başını doluyorum, atlıyorum. Diğerine giriyorum. 1 2 ve 3. Tek seferde kapatıyorum. 1 2. Aynı yere 1 2 3 defa girdim. Çekiyorum. 1 ve 2. Şuradaki bakınız. Yanındaki kutuya 2 tane daha örüyorum. 1 2 ve 3. Çekiyorum kapatıyorum bir zincir yanındaki bir iki üç çekiyorum kapatıyorum şöyle görelim bakınız çift fıstığımız bir kutu atladık tek fıstık bir kutu atladık tekrar çiftli iki fıstık bir kutuya iki fıstık bir kutuya şimdi diğer fıstığımızın üzerinde bir tane zincirimi çekmiştim iki ve üçüncü ilave ediyorum hemen sondan bir önceki trabzanımın tepesine batarak 3 defa da alıyorum bir tane zincirimi çekiyorum bir ikinci yandan gelerek batıyorum 1 2 ve 3 şöyle görelim ilk sıramızı kurduk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bakınız 11 tane kutucuğun üzerine iki tane modelimizi yerleştirdik. Şimdi arkasını çeviriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 modelimizin diğer sırasını örmeye başlıyoruz. 5 zincirim ve ilk trabzanın tepesine gelerek batıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi burada görmüş olduğumuz yerde 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 4 zincirimi çekip ilk fıstığımla ikinci fıstığımın arasına tığımın başını dolayarak 1, 2, 3 yeni bir fıstık örüyorum. Tek seferde kapatıyorum. 1 2 tane zincir. Bu kez yanındakine batıyorum. Bu kez her birinin arasına birer tane örüyoruz. 4 olan fıstığımızı bu sırada 3'e düşürüyoruz. Tek seferde çektim. 1 ve 2. Sıradakine batıyorum. 1 2 3 defa da alıyorum. Tek sefer çekiyorum. 1 2 3 4 4 tane zincirimizi tek fıstığın tam tepe noktasına gelerek sık iğne ile batıyorum. Buradan yine 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. 1 ile 2'nin arasına fıstığımı yerleştiriyorum. 2 ve 3. Tek seferde çekiyorum. 1 ve 2. Araya giriyorum. 1, 2 ve 3. Tek seferde çekiyorum. 1 ve 2 giriyorum. 1 2 ve 3. Tek seferde çekiyorum. 1 2. Evet. Bakın 3 tane fıstık, 4 zincir tam diğer fıstığın tepesine battım. 4 tane zincir, 3 tane fıstığımı ördüm. Tekrar kenardayım. Burada 1 2 3 4 tane zincirimi çekip kenardaki tırabzanıma batıyorum. 1 2 ve 3 bir tane zincir çekiyorum bir ikinciye batıyorum zincirimize bakın şöyle kenardan girerek 1 2 3 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum ve fıstıklarımızı yine azaltarak ilerliyoruz buradan tığımın başını doluyorum direkt fıstığımıza değil şuradaki ilk kutucuğumuzu önce ayarlıyoruz Mutlaka buradaki kenar kutucuğumuzu unutmuyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Tığın başını dolayarak araya giriyorum. 1, 2, 3. Tek seferde çekiyorum. 1, 2 ile kapatıyorum. Yanına bir tane daha. 1, 2 ve 3. Tek seferde çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Sondan bakınız diğer tarafa geçeceğimizde 4 zincir başlangıcında ve bitişinde. Hemen yandaki zincirin altından batarak bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 hemen yandaki zincirin altından girerek ikinci sık iğnemi örüyorum. Ve sonrasında tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Yine buradaki fıstıklarımın sayısını 2'ye düşürüyorum. 3 defa sarıyorum. Tek defa da çektim. 1 2 fıstık arası 2. Yandakine batıyorum. 1 2 ve 3. Tek çekiyorum. 1 bittiği için 4. 2 3 4. Şuradaki trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum. Bir tane zincir çekip atlayıp yandan kutucuğumu oluşturuyorum ve bakın bakın bu şekilde modelimiz oluşmaya başladı şimdi yeniden 5 tane zincirimi çekiyorum çeviriyorum ilk kutucuğumuzu unutmadan hemen örüyoruz İlk kutumu ördüm tekrar 4 tane zincirle buradaki sayıyı bire indiriyorum 1 2 3 4 başını doluyorum giriyorum 1 2 ve 3 tek seferde çekerek kapatıyorum. Ve bu bitip diğerine başlayacağımız için burada 4 zincirimiz oluyor. Biri çektim. 2, 3, 4. Burada biterken bir tane model olurken şuradaki tam diğer fıstığımın ortasında bakınız 4, 4, 4 olarak hazırladığımız ikinci zincirin içerisine buradaki gibi 4 tane fıstığımızı dolduruyoruz. Birini kapatırken birisini açıyoruz. Yani modelimizi kaydırdık artık. 2, yenisini kuruyorum. 3, çekiyorum. 1 2. 4 tane fıstığı aynı yere yapıyorum. 2 3 çekiyorum 1 ve 2. Iki. İkisini ördüm. 1 2 ve 3 çekiyorum 1 ve 2. 4.'yü örüyorum. 1 2 ve 3 çekiyorum. 1 Bakın bir tanesini kapatırken ikincisini açmaya başladım. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın bir tanesini kapatırken diğerini açıyorum. 4, 3, 2, 1 şeklinde ilerleyecek. Biri bir olduğu zaman birisini açmaya başlayacağız. Ve 4 tane zincirimi ilave ediyorum. 2, 3, 4. Tığımın başını doluyorum. Tam tepeye bir tane fıstığımı yerleştiriyorum çekiyorum kapatıyorum 4 tane zincir birini çektim 2 3 ve 4 tığımı başında oluyorum trabzanımın tepe noktasına gelerek örüyorum bir tane zincirimi çekip hemen yandan atıyorum 5 zincir örüyorum 2 3 4 ve 5 bakın şimdi bir tane grubumuzu üzümümüzü oluşturduk diğeri için Buradaki temelimizi attık. Şimdi buradan e, artık eksilerek devam edeceğiz. Şimdi devam ediyorum, çeviriyorum. 1, 2, 3. 3 tane, 3 defa da çektim. Şimdi 4 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Buradaki tek olan fıstığımın tam tepesine gelerek sık iğnemle buraya 4 zincirimi batıyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. 2, 3, 4. Bakın tekin üzerine mutlaka iğne ile 4 zincir geliyorum. Tığımın başını doluyorum. Fıstıklarımın arasına girerek doldurmaya başlıyorum. 1 2 Yandakine giriyorum. Bir sonrakine. Zincirimi çektim. 4 zincirimle tek, tek fıstığın üzerine batıyorum zincirimi çektim fıstığımın üzerine giriyorum 1 2 3 4 tığımın başını doluyorum kenar kutucuğum için batıyorum bir tane zincir çekiyorum tığımın başını dolayarak şöyle giriyorum Dilerseniz burada iki zincir de çekebilirsiniz elinizin ölçüsüne göre 5 zincirimi yeniden çektim tığımın başını doladım İlk kotumu örüyorum. 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Hemen ilk görmüş olduğumuz zincire alttan giriyorum. 1 2 3 4 yandaki zincire alttan girip sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 4 zincirimi çekip tekrar fıstıklarımı örmeye devam ediyorum. 1 2 1, 2, 3, 4. Bittiği zaman 4. Yanındakine sık iğne ile bağlanıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir sonraki zincire sık iğne ile bağlanıyorum. 1, 2, 3, 4. Kenardaki trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Bir tane zincirimi çekip kenarıya şöyle batıyorum. Ve örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 çeviriyorum. İlk kafesimi örüyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Şuradaki tepe noktasındaki boşluğumun içerisine giriyorum. 4 tane fıstığımı dolduruyorum. Bakın birisini bitireceğiz, birisini açmaya başladım. Burayı yeniden açıyorum. 1 2. 2.'yi örüyorum. 1. 2 ve 3. 4 fıstığımın dördünü de tamamladım. 1 zincirimi çektim. 2 3 4. 4 tane zincir oldu toplamda. Buraya tek fıstığımı örüyorum. 1 2 ve 3. Tek seferde çekiyorum. 1 2 3 4. Diğer tarafa yeniden açıyoruz bakınız. Ortadaki 4 zincire giriyorum. 2 ve 3 çekiyorum 1 2 4'e tamamlıyorum ve bu şekilde modelimizi kurduk kaydırarak ilerletiyoruz bakınız yani bir tanesinde çift bir tanesinde tek birinde çift çifte kurduk yine aynı birer eksilerek buradan devam edecek modelimiz çok çok güzel bir model umarım sizlerde de beğenmişsinizdir yapımı da gördüğünüz gibi hem çok zevkli hem de çok kolay evet biraz daha bu şekilde örerek büyütüyoruz Evet sevgili arkadaşlar bu güzel modelimizi sizlerle birlikte çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar dilerim. İşiniz gücünüz rast gelsin inşallah. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. hoşça kalın mutlu kalın.